Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 2023 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 2023 sizin için son yıllarda karşılaşabileceğiniz en şanslı, en keyifli yıllardan birisi. Bu yıl aşık olabilirsiniz, çocuk sahibi olabilirsiniz, kişisel yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz ve hayatın daha keyifli, eğlenceli yönlerine daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Evet, yıl genelinde aylık, haftalık, günlük videolarla size yol göstermeye devam edeceğim. Bu videoda yılın genel etkilerinden bahsediyoruz. Ve genel etkilerine baktığımızda aslında sevgili yaylar, sizin için güzel başlıyor 2023. Jüpiter Koç burcunda olacak. Yılın ilk 5 aylık dönemi içerisinde ve 5. evinizde olacak. Burası şans evidir. Her anlamda maddi manevi şans ve fırsatlarla daha fazla karşılaşabileceğiniz bir dönemi işaret ediyor. Keyifli ve umutlu başlayabiliriz 2023 yılına. Jüpiter geçtiğimiz 2022 Mayıs ve Ekim ayları arasında da biliyorsunuz Koç burcunu ziyaret etmişti ilk derecelerine. Daha sonra Balık burcuna dönmüştü. Şimdi hızlı bir şekilde 16 Mayıs'a kadar Koç burcunda olacak. Hızlı bir şekilde Jüpiter etkileri devam edecek. Dolayısıyla bu yıl özellikle Şubat'tan itibaren bu enerjileri daha iyimser, daha keyifli, özgüvenli bir şekilde hissedebilirsiniz. Kalbi boş olan yaylar, bu yıl aşk gelebilir size. Sürpriz bir aşk, hızlı bir aşk gelebilir. Özellikle Mart ve Nisan aylarını çok önemsiyorum. Çünkü Mart'ın ilk haftasında Venüs de Koç burcunda olacak. Jüpiter'le birleşiyor. Venüs-Jüpiter kavuşumu Mart'ın ilk haftası, ilk günlerinde size çok keyifli bir aşk getirebilir. Ha, hayatınızda birisi varsa o zaman aşk hayatınız çok daha güzel olabilir, keyifli olabilirsiniz. Başka nerelerde şans var? Evet, çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen evli olan yay burçlarımız, bu yıl çocuk sahibi olmak için güzel bir yıl. Belki geçtiğimiz yılda bu etkiler başladı. Hamilelik, doğum ve benzeri etkiler bu yıl sizin hayatınıza fırsatlarıyla geliyor. Çocuğunuz var. Çocuğunuzun hayatında güzel gelişmeler olabilir. İşte sınava girebilir, başarı kazanabilir, evlenebilir, çocuğunuzun çocuğu olabilir, çocuğunuz işe başlayabilir, güzel bir okula başlayabilir. Yani sağlık sorunları varsa onları çözebilirsiniz. Bu yıl çocuklarla da ilgili mutluluk alacağınız, keyif alabileceğiniz bir yıl. Özellikle yılın ilk döneminde Nisan-Mayıs ayında bunu önemsiyorum. Mart-Nisan ayında, Nisan ayında Koç burcunda güneş tutulması yaşayacağız. Yine Jüpiter'le birleştiği için bu da çok belirgin bir tutulma. Yani bu kadersel olarak da bazı kapıları açabilecek, hayatımıza dışsal anlamda etkiler getirebilecek bir tutulma. Yani Jüpiter de kuzey düğüm yönünde olduğu için karşımıza çıkabilecek kişiler, tanışabileceğimiz insanlar fırsatlar getirebilir bize. Yeni bir yeteneğimizi de keşfedebiliriz. Bir anda hayatımızı değiştirecek bir fikir de söz konusu olabilir. Ya da cesaretle bir karar verebiliriz. Bazı açılımlar söz konusu olabilir. Koç terazi aksındaki tutulmalar bu yıl devam ediyor. Ama boğa akrepteki tutulmalar da devam ediyor. Çünkü Temmuz'dan itibaren artık ay düğümü Koç burcuna geçecek. Kuzey düğüm Koç terazi aksına geçecek. Dolayısıyla tutulmalar Akrep Boğa'dan Koç teraziye doğru kayacak. Akrep Boğa tutulmaları da devam ediyor sevgili yaylar. Bu yılın genelinde sosyal hayatınızla ilgili arkadaş çevreniz, işte arkadaş gruplarınız, tanıştığınız kişiler, ilişki yaşadığınız kişiler, tüm bunlarla da ilgili önemli etkiler var. Bazı kararlar da verebilirsiniz. Özellikle bir projeyle ilgili çalışmalarınız varsa, bunların yılın ilk aylarında hızlanması ve hızlı bir şekilde sonuca ulaşmanız da mümkün görünüyor. Ve belki de artık Nisan ayıyla beraber bunun maddi getirileriyle de karşılaşabilirsiniz. Sonuçlarını alabilirsiniz. 16 Mayıs'tan itibaren Jüpiter Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Boğa burcuna geçişiyle beraber Jüpiter'in tutulma aksı, biliyorsunuz zaten 2022'de de bu alan hep çalıştı. Yani bu sizin günlük hayatınız, işte sağlığınız, çalışmalarınız, iş ve mesleki konulardaki bazı etkiler. Şimdi buradaki Jüpiter geçişi iyileşmeler ve büyümeler de getirebilir. İş ve becerilerinizle ilgili konularda bir iş eğitimi aldıysanız ya da herhangi bir konuda kendinizi eğitmeye çalıştınız, bir usta çırak ilişkisi içerisindeydiniz mesela, şimdi Jüpiter burada sizi geliştirecek, büyütecek etkiler getirebilir. Yani mesleki anlamda
olumlu adımlar atabilirsiniz. İş bulmak gibi örneğin. Yani Jüpiter bu fırsatları getirmeye başlayabilir 16 Mayıs'tan sonraki süreçte. Genel sağlıkla ilgili konularda da kendinizle aslında bu yılda ilgilenmeye devam edeceksiniz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi. Eğer bazı sağlık sorunlarınız varsa bunların tedavisi devam edebilir. Ama geçtiğimiz yıl aksayan konular varsa bu yıl daha hızlı çözebilirsiniz bunları. Kilo alma konusuna biraz dikkat edin. Sağlıklı beslenme, günlük hayatınızın konforunun artması mümkün. Çünkü Jüpiter size yardım ve destekler de getirecek. Yani çok yorulduğunuz alanlarda yardımcılarınız olabilir. Doğru bir asistanı, bir yardımcıyı bu yıl bulabilirsiniz. Bu da iş yükünüzü alabilir. Dolayısıyla yaşam kalitenizi, günlük yaşamdaki konforunuzu arttırabilir. Böyle destekleriniz de söz konusu sevgili yaylar. Bu yıl jenerasyon gezegenimiz Plüto 23 Mart'ta Oğlak Burcu'ndan ayrılıp Kova Burcu'na geçecek. Kuşkusuz bu çok önemli bir transit. Toplumsal anlamda evrensel konularla ilgili bir tesirden bahsediyoruz. Ağır bir gezegen. Uzun sürede Kova Burcu'nda kalacak. Bu yıl sadece 0 derecesinde 11 Haziran'a kadar ilk ziyaretini yapacak. Sadece bir merhaba diyecek aslında. Esas 2024'ün ocağında Kova Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak ve 2044'e kadar da devam edecek bu yolculuk. Toplumsal alanda düzen, reformlar, yenilikler, işte kültürel, ekonomik, siyasal, yapısal, bilimsel her anlamda güçlü dönüşümler önümüzdeki 20 yıl bizi bekliyor. Bu yıl ilk etapta şöyle bir ana etkilerini gösterebilir. Kişisel olarak baktığımızda 3. evinize bir Plüto geçişi başlıyor sevgili yaylar. Bu aslında köklü bir şekilde sizi zihinsel anlamda, bilişsel anlamda, algı anlamında, bilgi anlamında dönüştürebilecek bir dönem. Uzun vadeli bir eğitime başlamak gibi örneğin, bilimsel çalışmalar gibi ya da günlük hayatınızda ticari yapılanmalar gibi yakın çevre ilişkileri ve özellikle akraba kardeş ilişkilerinizde de çok köklü, güçlü bir döngüyü başlatıyor aslında bu dönem. Mayıs ayını önemsiyorum çünkü Mayıs ayında Jüpiter Boğa Burcu'na geçen Jüpiter Plüto ile kare açı yapacak. Bir Plüto-Jüpiter karesi var. Bununla beraber yine Mayıs'ın 20-21'i civarı Aslan Burcu'na geçen Mars'ta da bu açı tetikleniyor. Dolayısıyla önce sabit burçların 0 derecesi böyle bir baskı oluşturan bir açı var gökyüzünde. Sabit burçlarımızı daha çok zorlar bu durum. Daha çok aslında kişisel değil, toplumsal bir etkidir bu. Ama tabii bireysel hayatlarımıza da yansımaları olabilir. Yani bilimsel alanlarda, teknolojik alanlarda gelişmeler, biraz da hani baskı yaratan durumlar, bir doğa olayını tetiklenmesi ya da piyasalarda, ekonomi alanında oluşabilecek manipülatif durumlar, verilecek yeni kararlar, düzenlemeler, yani benzeri konular olabilir. Hani bunun size bireysel hayatlarınızda belki eğitimle ilgili konular ya da ticari girişimleriniz, seyahat planlarınız ya da kardeşlerle ilgili alanlarda bazı tesirlerini hissedebilirsiniz. Az veya çok ya da hissetmeyebilirsiniz de. Bu daha toplumsal bir etkiden bahsediyoruz ama Mayıs ayını biraz daha stresli görüyorum genel itibariyle baktığımızda. Bireysel olarak da belki çok önemli kararlar vermemek, daha fazla temkinli hareket etmekte fayda var. Tutulmalarımız Koç Terazi'ye geçecek dedik. Mayıs'tan itibaren de tabii ki Akrep Boğa tutulmalarımız da devam ediyor. Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir tutulma olacak. Sağlığınıza biraz özen gösterin. Mayıs ayındaki tutulma sağlık konularınızla beraber artık son 1,5 yıldır da yaşadığımız bu akrep tutulmalarının sonuncusu olacak. Hayatınızdan bir zararlı alışkanlığı artık tamamen çıkarabilirsiniz. Artık gerekliliği kalmamış, size zarar veren bir alışkanlık. İşte sigara olabilir, bu alkolle ilgili bir konudur. Ne bileyim, iş konularında belki bitmesi gereken bir konudur. Bunları hayatınızdan çıkarmak için bir itici güç oluşturabilir. Özellikle Akrep Burcu'ndaki tutulma. Ekim ayında da Boğa Burcu'nda bir tutulma söz konusu 28 Ekim'de. İş konularında daha yapıcı görüyorum bu tutulmayı. Onun hemen öncesinde yine 14 Ekim'de bir terazi tutulması var ki bu tutulmada bence yeni bir projeye, işe başlamak, özellikle iş birlikleri konusunda sizin yaşamınızda daha destekleyici olabilir. Arkadaşlardan bir teklif almanız, bir arkadaşla bir iş birliğine girişmeniz, yani böyle özellikle arkadaş grubunuzdan ya da bir yakın arkadaştan, sosyal çevrenizden teklifler almanız, belki bir iş birliğine başlamanız,
Bunun sizin mesleki hayatınıza bazı katkılar sunması da mümkün olabilir sevgili yaylar. 2023'te büyük öğretmen Satürn burç değiştirecek. Ve 7 Mart'ta Satürn Kova burcundan ayrılıp Balık burcundaki yolculuğuna başlıyor sevgili yaylar. Sizin için tabii ki önemli değişken bir burç olduğunuz için Balık da değişken bir burç. 2026'ya kadar 3 yıl bu etki devam edecek. Bu yıl sadece aslında ilk dekan üzerinde hareket edeceği için işte Güneş burcu, yükselen burcu 1 ile 10 derece arası yay burcu olanları daha fazla etkiliyor bu geçiş. Satürn sizin 4. evinizde olacak sevgili yaylar. Burası özel alanınız, yuvanız, aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili alanlardır. Satürn'ün olduğu yerde bir düzen gerektirir Satürn. Yani burada bir tabii ki size sorumluluklar da getirecek. Daha ciddi olmanız gerekiyor. Eksikleri, hataları karşınıza çıkarabilir. Biraz hani sizi kısıtlayabilir. Sıkıntılar da getirebilir. Özellikle bireysel anlamda gelişmeniz için, olgunlaşmanız için, bir şeyleri öğrenmeniz için zaman zaman zorlayacaktır sizi. Hani bu yılda bunları hissedebilirsiniz. Önümüzdeki 2026'ya kadar da bunlar devam edebilir. Özellikle ailevi sorumluluklar artabilir. Bu tabii ki hani aile olmak, yuva kurmak, evlenmek, belki çocuk sahibi olmak gibi bir sorumluluğu da tetikleyebilir ki bu yıl çocuk konularında da şanslı olduğunuzu söylediğim için belki ebeveyn olmak gibi bir sorumluluk hissetmeye başlayabilirsiniz. Aileniz, anne baba, onların yaşamları, onların düzenleri, belki onların sağlıklarıyla ilgili zorluklar olabilir dönem dönem. Sizin onlarla ilgili bazı mesuliyetleriniz artabilir ve bunların tabii ki hayatınızda bazı duygusal baskıları olabilir. Ev almak, yuva kurmak için iyi bir dönem. Çünkü Satürn sorumluluk demek ve bu size bir ev, mülk edinme, işte yuva kurma gibi bir sorumluluğa itebilir. Dolayısıyla önümüzdeki 2,5-3 yıllık süreç içerisinde Satürn'ün Balık burcundan geçişi sırasında bu sorumlulukları hayatınıza bir yapı kurmak için, düzen kurmak için bekleyebiliriz sevgili yaylar. Evet, 2023'ün genel etkilerine baktığımızda bu yıl aslında sizin için keyifli bir yıl. Yıla daha iyimser, özgüvenli başlıyorsunuz, aşık olabilirsiniz, çocuk sahibi olabilirsiniz, kişisel yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz bir yıl. Aile ve yuva konularında sorumluluk duygunuz artmaya başlıyor artık. Ebeveynlerle ilgili konularda bazı yapılandırmalar olabilir ve bunun sizin hayatınıza tesirleri olabilir. Genel sağlığınızla ilgili sağlığınızı iyileştirmek ve yaşam kalitenizi arttırmak için de daha kararlı olabilir. Bazı önemli bağımlılıklarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Daha sağlıklı bir yaşam düzeni kurabilirsiniz sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim. Hoşça kalın.